Silvan yolunu istemiyoruz. Silvan yolunu istemiyoruz. Eşimin durumu budur. 2,5-3 yıldır yerdedir. Şekerden dolayı bacağını kestiler. Millet toplandı. Sağ olsunlar. Dostlar, ahbaplar bize bir bodrum katı aldılar. O da Allah kurban olum Allah'a çok şükür. Hamdolsun yine. Demek ki kısmetimizde yoktu. O da gitti. Gidiyor yani. Şimdi açıkta kalmışız. Burada çadırdayız. 2 çocuğumla beraber, eşimle beraber. Şimdi buradan bizi kaldırıyorlar Silvan yoluna. Orada bir baraj patlaması olsa, bir şey olsa biz kaçabiliriz. Peki bunu nasıl kaçıracağız o çamurun içerisinde? Onu nasıl kaçırırız, kurtarabiliriz yani? Buradan gitmeyi istemiyoruz. Ağır hasarlıdır. Ağır hasarlıdır. Zaten bina komple boşandı. Bina komple hep kolonları, şeyleri hep çatlamış. Yok yani. 4 çocuğum var. Bir çocuğum da otizmlidir. Şimdi benim evim 16 numara az hasar vermiş. 17 numara benim bitişiğim ağır hasar demiş. Ben çocuklarımla nasıl gidip o evin içine gireceğim? Diyorlar ki buradaki çadırları kaldıracağım Silvan yoluna. Ben burada çocuklarımı zapt edemiyorum. Baraj kapağı açıldığı zaman çoluk çocuğum suyun önünde ne olacak? Yani depremden ölmedik. Ya Zatürr'den öleceğiz ya selden, sudan öleceğiz. Kefene de gerek yok. Bir şey gömmeye de gerek yok. Gidelim. Hiç işlemiyor. Bak yemek dağıtıcılığa diyoruz ki şikayetçiyiz, kaldırılmasın. Zaten son yemeğinizdir. Bir daha gelmiyor. Bizi yemekle tehdit ediyorlar. Olmasın. Vallahi istemiyoruz. Hayır. Burada en azından şehir içidir. En ufak bir şeyde ya eşlerimiz işe gidiyor, kardeşlerimiz işe gidiyor. O dağ başında biz araba nereden? Taksi git gel 250-300 milyon. O kadar şey miyiz, paralı mıyız? Yok. Aracımız da yok, imkanımız da yok. Hiçbirinin yok ha, benim tek değil. Ben gitmiyorum. O milleti bitiriyorlar. Kimse milleti bitirmedi. Bu şeyle milleti bitiriyorlar. Barajın yanına ne mantıkla o millet gidiyor oraya? Ne milletle? Ne biliyorsun, bir barajın şeyini patladı da değil, baraj patlamış ya su yükseldi, millet kökten gidiyor. Kimse kalmıyor. Kim gidiyor oraya? Depremden ölmedik zaten, bizi oraya götürürler, öldürürler. Selden bizi götürürler, suydan bizi götürürler bu sefer. Kim mantık vermiş? Diyarbakır'da hiçbir yer kalmadı, sadece barajın yanı kaldı. Buradan çadıra gitsem, o Silvan yolu bilmiyorum, ben ne hakla beni oraya gönderiyorlar. Ben buraya sığınmak için geldim. Benim babam, annem yatalaktır. Ben burada Kayapınar'da oturuyorum. Bazen gidiyorum, elimi atıyorum. Yani oraya gitsem benim arabam yok, yabancıyım. Ben nereden oradan gelip buraya bakacağım? Ben kesinlikle gitmiyorum, reddediyorum. Buna bize yardımcı olun lütfen. Diyen bize ne hakla bizi buradan çıkaracaklar yani. O çocuklara bir şey olsa bunlar afet sorumludur. Yani bak çadırda ne rezillik çekiyoruz, yine katlanıyoruz ha. Yeter ki bize bir çözüm yol bulana kadar zaten gideceğiz. Hele bir müddet kalalım, zaman ne gösteriyor? Bunlar sıkıntı, işte kişiler bizim kızım engelliye, ulaşkı hali beyliye. Bizim naneme dedineme, ez ve itirafiye luan nakim. Sıkıntıya cil milat işte heye, mecdiye merranekin emrazi necdiye kum. Tekmele mecdiye merranekin nava şehre, o eştara bizim kurmancın, o incizanın kurmancın. Kıymetine, emharın kıca kapıcılma girtiye ve kiritine. Emna hazım harın devicemi emşem de tırsın. Sebiye mehul namam evaret kuydan sebiye maram kemçem memeçipkin. Oşkuk can güvenliğe kurmanca iştineye. Emeçi bejin. Keçik engelli ama pçeki bence bayılmıştı bet kevevri kanına var şeredlere tişki tabaki embazınç. Dikırın emna hazın emciye kurabın. Em günen em kurmancın kıyam. İro belediye akurmanca bir kesici natasın bir polis veres bir haber gibi. Belediye akurmanca bir meçe derdik bu gota. Herkes ana belediye jini akurmanca diye hakimel dünya hatiye brandın ya. 3 gündür ben bantta yatıyorum ben. Çocuklarımla beraber dışarıda gece kalıyorum ben. Kim geldi benim derdimi sormuş? Hiç kimse derdimizi, halimizi anlamıyor, sormuyor. Gerçekten ne durumda olduğumuzu ancak biz biliriz, bir Allah biliyor. Kimse derdimizi, halimizi anlamıyor, sormuyorlar. Çok zor durumdayız. Lütfen rica ediyorum büyüklere yardım etsinler. Biraz buraya da dönsünler, baksınlar. Tamam, belki burası az hasar olmuş, az deprem olmuş ama gene insanlar zor durumda. Korkan var, evine girmeyen var. Çocuklarımızın psikoloji bozulmuş, eve giremiyoruz. Benim eşim zaten inşaattan düşmüş, hasta hali, psikoloji bozulmuş, eve giremiyoruz. Nerede kalıp ben 3 gecedir bantta yatıyorum. Bir battaniye bile alamadım. Bir şey yok. Ben nereye gideyim? Ben görmedim. Gelen kendi aralarında konuşuyor. Hiçbir insan onlara yaklaşamayıp derdini anlatamadı. Neredesin? Ne bakan da geldi, valisi de geldi, kaymakamı da geldi. Görmedik. Ben görmedim. Yaklaşamadım. Kim gidip derdini söyleyecek? Hiç birimiz görmedik. Ha ben desem hani şeydir, ben aralarına girdim baktım yok. Yani yerine yaklarına yaklaşamıyorsun. Görümcem gitti. Dedi ben demişim kentsel dönüşüm evim var, evim yıkılmak üzere. İkinci defada de kurma beni itmiş, de beni yere düşürmüş. Derdimi anlatamadım dedi. Ben ne yapayım? Ben nasıl yaklaşayım? Yaklaşamıyoruz. Kombi yanmış. Bak ben gitsem ben o eve de giremiyorum. Zaten giremiyorum. Hiçbir yer, yani girecek bir yerim yok ha. Benimki yani gidecek 3 gecedir bantta yatıyorum. Bunu da bir söylesinler. Gerçekten bantta gece uyulur mu bu soğukta? Ki ben bak hastayım. Vallahi boğazım ağrıyor. Ben gece caminin imamısı gelmiş beni götürmüş camiye. Ki o kadar kötü bir durumdaydım. Bayan diyorsan sabaha kadar inlemişsin. Halim yoktu ya, kendimde bile değildim ha. Sabah geldim gene yalvardım, bir çadır verin bana. Burada oraya gidemek istemiyorum. Evim oraya uzak. Eşyam evin içinde. Çocuklarım burada. Ben nasıl gideyim oraya? 3000 çadır bir araya koymuşlar. Demiyorlar bu insanlar tartışma çıkacak, hastalık çıkacak, her şey olacak. Nasıl olur? Önce konteyler sözünü verdiler ama yok. Çadırlar kurulmuş. Ne zamana kadar çadırda kalacağız? Önce bize bir barınma yerini düzgün bir yerde bıraksınlar ki biz başımızı sokacak, barınacak bir yer versinler bize.